Evet, karantina günlerinde OSAT'ın 11. kongresi için bir aradayız. Öncelikli olarak Gaziantep'te ortaya çıkan, meydana gelen bu çok talihsiz, hepimize derinden acı veren hadiseyi yad ederek başlamak istiyorum. Göçüp gidenlere rahmetler diliyorum. Bir sağlık kuruluşunun asla başına gelmesini temenni etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Hakikaten acımız çok büyük. Kendilerine de sabırlar diliyorum, bütün konuk ailesine. Ama hayatta bir taraftan devam ediyor. Biraz evvel Özgür Hoca'yı büyük bir dikkatle dinledik. Kendisi ekonomi alanında bizi aydınlatacak çok önemli konular gündemimize getirdi. Biz de sağlığın ekonomi yönünü bugün birlikte tartışacağız. Çocukluktan beri duyduğumuz, işletmecilerden, esnaftan duyduğumuz gelirleri artırmak, giderleri azaltmak ve işin başında bulunmak prensibinin gelirleri azaltmaya yönelik kısmını bugün burada müzakere edeceğiz. Çok önemli katılımcılarımız var. Osman Hayran Hoca'dan başlamak istiyorum. Yıllar öncesini hatırlamasını umuyorum. Bir vakıfta başkanlık yaptığımız dönemde dünya sağlık konjonktürünü kendisinden öğrenmek için ardı ardına birkaç gün birlikte olmuştuk Çamlıca'da bir binada. Bilmiyorum beni hatırlayacak mı? Sağlık Vakfı'ydı o zamanki vakfımızın ismi. O gün bugündür kendisini hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz. Sektöre katkılarını Gayet iyi görmeye devam hatırlıyorum. ediyoruz. Çok kendisini seviyoruz. Sayın Genel Müdürümüzü sabahki oturumda da dinledik. Sonuçta kamu hala sağlıkta en büyük alıcı durumunda. Dolayısıyla paranın başında bakalım gelirlerimizi azaltmak için bize ne gibi önerilerde bulunacak. Sevgili Uğur Genç, sektörümüzün duayenlerinden çok önemli bir grubun yöneticiliğini yapıyor. Kendisini yakından tanıyor sektör. Çok önemli ipuçları vereceğinden eminim. Sponsorlarımızdan Riki firmasından Sait Özyurt Bey, kendisiyle yüz yüze tanışma şerefine de nail oldum kongreden önce. Bize çok ciddi katkılar sunacağını biliyorum. Çünkü kendisini dinleme fırsatı buldum daha önceden. Başarılı bir oturum olmasını bekliyorum, umuyorum. Öyle olacağından endişem de yok. Sözü öncelikli olarak Osman hocama vermek istiyorum. Osman Hayran hocam, lütfen bize dünya konjonktürünü de birazcık muhtemelen işin içine katarak söyleyeceğinizi umuyorum. Öyle bir beklentim var. Sağlıktaki ekonomik dengeler konusunda bizi aydınlatır mısınız? Buyurun. Teşekkür ederim Uğur. Ben sizi gayet iyi hatırlıyorum. Çok sevindim Hatırlamaz mıyım hocam, sizi? hakikaten. Burada karşılaşacağımızı Oğlunuz da benim öğrenciniz. öğrencim olmuştu ayrıca. Tabii, Evet. çok başarılı bir öğrenciydi. Evet, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet, herkese tekrar iyi günler. Ben pandemi sonrası halk sağlığı ve mali sürdürülebilirlik konusunda bir takım şeyler söylemek istiyorum. Sürdürülebilirlik hepimizin bildiği bir kavram ama tanımını tekrar etmek istiyorum. Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine zarar vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisi olarak tanımlanıyor biliyorsunuz. Ve Birleşmiş Milletler'in üzerinde çok durduğu, yıllar önce geliştirdiği bir kavram. Önce çevresel sorunlarla ilgili olarak sürdürülebilirlik kavramı gelişmiş. Yani çevreyi insanların pervasızca kullanması sonucu bir gün gezegen üzerinde hayatın yaşanmaz hale geleceğinden endişe ederek bu sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış. Ancak daha sonra kalkınma için pek çok konuda da bunun vazgeçilmez bir kavram olduğu görülmüş. Sürdürülebilirliğin bugün kullandığımız anlamda üç bileşeni var. Bunlardan biri ekonomik kalkınma, ikincisi sosyal kalkınma, üçüncüsü de çevrenin korunması. Şimdi sürdürülebilirlik bu yüzyılın başında neredeyse bir bilim dalı haline geldi. Neredeyse değil, bilim dalı haline geldi. Çok geniş bir konu olduğu için
pandemi açısından, pandemi günlerinde yaklaşık bir yıldır pandeminin ilan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi anonsunun yapıldığı tarihi düşünürsek, işte Mart ayından beri, Mart'ın 11'inde pandemi olduğunu Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. O zamandan beri bu üç alanda neler oldu, ne tür şey çıktı diye baktığımızda ekonomik anlamda muazzam bir daralma oldu tüm dünyada, tüm ülkelerde, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun. Hatta çöküş oldu. Bu ekonomik anlamda daralma ve çöküş sağlık kuruluşlarını da etkiledi. Sosyal anlamda eşitsizliklerde çok ciddi artışlar oldu. Hepimiz her gün kendi çevremizden de görüyoruz. Öğrenciler okula gidemediği için evinden okulu dersleri takip etmek zorunda kaldı. Ancak evinde bilgisayarı, internet bağlantısı olmayan eğitim hatlarına erişimi olmayan binlerce, yüz binlerce çocuk, zaten yoksul olan ailelerin çocukları iyice geri kaldılar. Pek çok insan da maalesef eve kapanmayı, karantina günlerini işte geniş dubleks evlerinde eşiyle dostuyla online muhabbetler ederek gayet güzel yaşanır bir hayat gibi gördü. Kendi kendine yeni meşgaleler üretmeye başladı. Diğerlerini unutaraktan. Çevresel boyutu, sürdürülebilirliğin çevresel kalkınma üçüncü ayağıydı. Çevresel sorunlarda da artış oldu. Özellikle doğal hayatı koruma amaçlı faaliyetlere bakıldığı zaman, örneğin bu pandemi sürecinde Afrika'daki zaman zaman turistlerin safari yapmak amacıyla gittikleri milli park niteliğindeki doğal hayatı koruma alanlarında ciddi bir terk edilmişlik hali söz konusu. Artı buraların gelirini sağlayan ziyaretçiler olmadığı gibi tüm dünyada çevreyi koruma amaçlı bağışlarda, yardımlarda ciddi bir düşüş söz konusu. Kendi çevremizden görebileceğimiz kadarıyla da en basit gözlemle işte çevremizde sokak hayvanlarının eskiye göre daha ilgisiz, daha başıboş, tam anlamıyla başıboş kalmış olmaları söz konusu. Yani çevre konusundaki sorunlar da artıyor. Sürdürülebilirliğin üç ayağı da, üç bileşeni de bu pandemi sürecinde çok ciddi şekilde zararlar görmüş durumda. Öte yandan COVID-19 nasıl bir sorun diye baktığımızda, COVID-19'un da en belirgin iki özelliği küresel ve kamusal bir sağlık sorunu olması. Küresel ve kamusal sözcüklerini günlük hayatta pek çok kereler, pek çok amaçla kullanıyoruz. Bu tür sık kullanılan kavramlar da maalesef bilinçli kullanılmadığı takdirde içi boşalıyor, anlamını yitiriyor. COVID-19'un küresel, kamusal sağlık sorunu olmasının anlamı, birincisi hiçbir ülke, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bu sorundan muaf değil. Bu sorunla karşılaşmak zorunda ve tüm dünyadan kalkmadığı sürece bu sorun, hiç kimse kendisini iyi hissedemeyecektir. İkincisi, bu kamusal olması nedeniyle her kamusal mal, ürün veya hizmette olduğu gibi herkesin erişimine açık, daha doğrusu herkese erişebilir bir sorundur. Yani ülkelerin hiçbirisi muaf olmadığı gibi bir ülkede, bir yerleşim yerinde yaşayan bireylerin de hiçbirisi bu hastalıktan, bu sağlık sorunundan
muaf olamaz. Kendisini tamamen kontrol altına alınmadığı sürece sorunun tümü kendisini koruma şansına sahip olamaz. Dolayısıyla tüm dünyada küresel boyutta bir önlem alınması zorunlu, nitekim alınmaya başlandı. Sürdürülebilirlik için Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında koyduğu bir takım hedefler var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye. Bu hedeflere baktığımızda sadece birisinin sağlıkla ilgili olduğunu görüyoruz bu hedeflerin. 17 hedeften üçüncüsü sağlıklı ve kaliteli yaşam hedefini koymuş. Diğer hedefler, bazılarını zorlarsanız dolaylı olarak sağlıkla ilgili olabilir ama sağlık burada 17 hedeften bir tanesi olması düşündürücü. En azından pandemi sürecinde gördük ki sağlık hedeflerden sadece bir tanesi değil. Sürdürülebilirliğin 3 bileşenine ilave olarak başlı başına bir bileşen olmak zorunda. 4. bir bileşen olmak zorunda. Çünkü bu pandemi sonuncu pandemi olmayacaktır. Bundan sonra yeni pandemiler gelecektir. Ve küresel, kamusal nitelikte pandemiler geldiği sürece de insanlık kendisini bundan bırakın sürmeyi tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 2000'li yıllara girdiğimizden beri bile hemen aklımıza gelen pandemiler SARS pandemisi, MERS pandemisi, kuş gribi dediğimiz, domuz gribi dediğimiz epidemiler, Ebola virüsüne bağlı salgın, çok sayıda epidemi ve çok sayıda pandemi yaşadık kısa süre içerisinde, 20 yıl içerisinde. Sürdürülebilirlik devletler, şirketler ve kurumlar için aksesuar niteliğinde görüntüyü kurtarma amaçlı bir yaklaşım değil, temel bir strateji olmak zorundadır. Genellikle bu gene sürdürülebilirlik konusundaki tartışmalara, konuşmalara baktığımız zaman daha çok entelektüeldeydi ve ağırlıklı ekonomik boyutta kaldığı görülmektedir. Yani ekonomik kazanç peşinde olan insanların bu konuya daha çok ilgi duyduğu, çevresel konulara ilgi duyanların işte biraz romantik takılarak sürdürülebilirlik edebiyatına, entel düzeyde sürdürülebilirlik edebiyatı yaptığı görülmekte. Sosyal konular içinde benzeri bir yaklaşım olmaktadır. Halbuki sağlıkla ilgili sürdürülebilirlik konusu yaşamsal bir konudur. Sağlık konusu özellikle kamu sağlığı, ki halk sağlığı ile eş anlamlıdır kamu sağlığı. Üzücüdür, acıdır. Mesela ben bir halk sağlığı uzmanıyım ama sağlık camiasında bile, tıp camiasında bile halk sağlığı uzmanının tam anlamıyla ne iş yaptığını kimse bilmez. Yani yıllarca meslektaşı olan başka akademisyenler bile tam olarak halk sağlıkçının ne yaptığını bilemez. Oysa sağlık alanında sürdürülebilirliğin en önemli ögesi, yani sağlık konusu sürdürülebilirliğin 4. bileşeni olmanın yanı sıra sağlık bileşeninin de en önemli parçası, en önemli de dayanağı kamu sağlığı, yani halk sağlığıdır. Bu pandemi sırasında hepimizin gördüğü üzere öncelikle iflas eden ülkeler, sağlık konusunda bocalayan, çuvallayan ülkeler, en çok ölümlerin görüldüğü ülkeler, neoliberal ekonomik politikaların hüküm sürdüğü ülkeler olmuştur. Yani bu ülkelerin hepsinde klinik branşlar, hastanecilik son derece gelişmiştir. Son derece ileri teknolojilerle, yan dal uzmanlıklarıyla olağanüstü kaliteli hizmet verdiğini yıllarca dile getirmiştir bu kesimler.
Ancak pandemi karşısında bu teknolojiler, bu yan dal uzmanlıkları hiçbir işe yaramamıştır. Halk sağlığı konusunda deneyimli olan ve bu konuda geçmişi olan ülkelerin ise daha az hasar gördüğü dikkati çekmektedir. Daha başarılı olmuşlardır. Örneğin Yeni Zelanda, Kore, Singapur gibi ülkeler. Hatta Avrupa'ya böyle baktığımız zaman Doğu Avrupa'nın Batı Avrupa'dan daha iyi olduğunu, eski Sovyet geleneğinden gelen, Sovyet deneyimi olan halkların ve sağlık sistemlerinin bugünkü neoliberal deneyime sahip olan ülkelerden daha dayanıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla halk sağlığı faaliyetlerine, halk sağlığı eşittir kamu sağlığı faaliyetlerine sürdürülebilirlik açısından mali sürdürülebilirlik ve sağlık alanındaki sürdürülebilirlik açısından bundan böyle daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. Biraz önce benim meslektaşlarımın bile halk sağlığının gerçek anlamda bir uzmanlık alanı olarak nelerle uğraştığını bilmediğini söylemiştim. Pek çoğumuz halk sağlığı konuları marjinal kesimlerin, yoksul kesimlerin sorunlarıyla uğraşma alanlarıdır. Yani halk sağlığı uzmanı ne yapar derseniz diye sorsanız, halk sağlığı uzmanı işte yoksulların sağlık durumuyla uğraşır. Birinci basamakla uğraşır, garibanlarla uğraşır ya da marjinallerle uğraşır diye söylenir. Halbuki halk sağlığının en gelişmiş olduğu yer, en tarihsel olarak en ciddi gelişmelerin görüldüğü yer, sosyalist ülkeleri bir tarafa bırakırsak, Batı'nın gelişmiş toplumlarıdır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar mesela, demokratların her dönem seçim programlarında yer alan başlıca konular halk sağlığı ağırlıklı konulardır. Bill Clinton başkanlıktan ayrıldıktan sonra orada katıldığım bir kongrede Clinton keynote speaker'dı, konuşmacıydı. Konuşurken sağlık politikalarını ve işte yapmak isteyip de yapamadığı reform girişimini anlattı. O sırada dinleyicilerden birisi söz aldı, dedi ki Sayın Clinton dedi, sizin dedi bu işlerle çok ilgilendiğinizi biliyoruz dedi. Eşiniz de Hillary Clinton da ilgileniyordu sağlık reformuyla dedi. Evde hanginizin daha çok sözü geçiyor dedi halk sağlığı konularında dedi. O da dedi ki ikimizin de sözü geçmiyordu çünkü kızımız dedi halk sağlığı doktorasına başladı dedi yeni dedi. Artık onu dinliyoruz dedi. Yani halk sağlığı kamu sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Ve buna önem ve ağırlık verilmelidir. Her anlamda sürdürülebilir kalkınma için sağlık asli bileşen olmalı. Sağlıklı bir gelecek için birinci basamak sağlık hizmetlerine, temel sağlık hizmetlerine yatırım yapılmalıdır. Nitekim ülkemizde bu durumun önemi bilindiği için bu durum 11. kalkınma planında sağlık hizmet kalitesi ve mali sürdürülebilirlik özel ihtisas komisyonu raporunda benim ifade ettiğim şekle yakın bir ifadeyle belirtilmiştir, vurgulanmıştır. Yani bu raporda denilmektedir ki bu raporu hazırlayanlardan bazıları da bu sizin kurultayınızda, çalıştayınızda konuşmacı olduğunu biliyorum. Hastalığın değil sağlığın yönetilmeye ihtiyacı vardır. Birinci basamak hizmetlerini hem vatandaşın hem de çalışanın gözünde cazip hale getirecek mekanizmaların belirlenmesi gerekmektedir. Etkin ve işleyen bir sevk zincirinin kurulması gerekmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde istediği kadar büyük hastaneler yapın, istediğiniz kadar şehir hastaneleri yapın, istediğiniz kadar özel hastaneleri teşvik edin,
üstün teknolojilerle, profesörlerle, doçentlerle, yandal uzmanlarıyla donatın. Maalesef ölümlerin önüne geçmeniz mümkün olmayacaktır. Bugün Türkiye'de yaşanan durum da sürdürülebilirlik adına içler acısıdır. Bakanlık yönetiminde benim kurucu vakıf başkanım, rektörüm de olmasına rağmen bunu rahatlıkla söylüyorum. Çünkü pandeminin başından beri sürekli olarak yoğun bakıma gelen, ölmek üzere olan hastaları kurtarma çabalarına tanık olduk. Oysa sahada bu vakaların kaynağını kurutacak olan faaliyetler var idi. Bunlar zaten yürüyor idi ama başında çok önem verilmediğini gördük. Filyasyon araması, temaslıların aranması, bol miktarda test yapılması gibi halk sağlığı faaliyetlerinin eksik gördük. Siz hastanelere akan ağır vakaları önlemediğiniz sürece, onları kaynakta kontrol altına almadığınız sürece çok doğal olarak ventilatör desteğine ihtiyacı olan, yoğun bakıma ihtiyacı olan, ölmek üzere olan bir sürü hasta için hem insan gücü anlamında hem de mali anlamda harcama yapmak zorunda kalırsınız. Hastaneleriniz, yoğun bakımlarınız yetmez. Önce İtalya'da, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Ben burada son vermek istiyorum sözlerime. Bilmiyorum hızlı mı gittim, yavaş mı gittim. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle açarım. Çok geniş bir konu çünkü. Evet. Kulağımda şöyle bir espri de değil ama bir gerçek kalmış. Bir gün halk sağlığı uzmanlarının sıkça konuştuğunu görürseniz anlayın ki ülkede veya dünyada önemli bir şeyler oluyordur diye bir botto mu diyelim, bir güzel bir söz duymuştum. Siz kendi meslektaşlarımız tarafından bile halk sağlığı konusunun yeterince iyi anlaşılmadığını güzel ifade ettiniz. Ama biz bugün yaşadığımız pandemi nedeniyle halk sağlığı konusunun ne kadar önemli ve öncelikli bir konu olduğunu bir kez daha sizden duymuş olduk. Çünkü pandemi her zaman yaşadığımız bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bundan önceki en büyük salgın Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş pandemi denilebilecek. Dolayısıyla halk sağlığı uzmanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu birlikte sizden dinlemiş olduk. Özel sektörü ilgilendiren taraflar da var söylediklerinizin içinde. Bunlarla ilgili belki sorularım olacak ama diğer konuşmacıların söz haklarını verelim. Onlar söyleyeceklerini söylesinler. Belki toparlama esnasında size yönelteceğim bazı sorular veya dinleyicilerimizden gelen bazı sorular olacaktır. Evet, biraz evvel arz etmiştim. Şu anda kamu ülkemizde hala en büyük satın alıcı durumunda ve paranın başında da Sayın Özder Yol var. Sabahki oturumda da kendisini dinledik. Pandemi konjonktüründe sürdürülebilirlik ve mali sürdürülebilirlik ve gider azaltıcı yöntemler konusunda bize ne önerileriniz olacak? Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Evet, teşekkür ediyorum Uğur Bey, sağ olasınız. Şimdi ben hocamın son cümlelerinden başlayayım. Teşekkür ediyorum. Ben de hocam gibi düşünüyorum. Kesinlikle bizim ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmesi lazım. Yani bunu defaten katıldığım birçok toplantıda da dile getirdim. Yani biz sağlıkta cennet bir ülkeyi yaşıyoruz şu anda. İşte evinden çıkan bir vatandaş üçüncü basamağa hiçbir şekilde engelsiz gidebiliyor. Bu aslında bizim görünmeyen sağlık harcamalarımızı ciddi oranda artırıyor. Şimdi birçok istatistiklerimizde de görmüştür hocalarımız. İşte kişi başı ortalama müracaat onlara çıktı. Aslında bu bir anlamda iyi, bir anlamda da kötü diye düşünüyorum. İyi tarafı şöyle, herkes sağlığa ulaşımda işte eski dönemlerde olduğu gibi bir sıkıntı çekmeden istediği gibi ulaşabiliyor. İstediği gibi sağlık sıkıntılarını sağlık profesyonelleriyle paylaşma imkanı buluyor. Doğru, bu anlamda bu pencereden baktığımızda güzel bir sayı onlar. Ama bu işin sürdürülebilirliği düzeyinde baktığımızda yani bunun onlar olması iyi bir şey değil.
niye iyi bir şey değil? Ben birçok analizimde ya da birçok istatistikimde kişilerin işte dahiliye profesöründen çıkıp A dahiliye profesöründen B dahiliye profesörüne aynı şikayetlerle gittiğini, işte cerrahi branşından çıkıp aynı şikayetlerle başka bir cerrahi branşına uğradıkları, bu şunu gösteriyor. Bu kadar hekime veya sağlık hizmetine ulaşımın kolay olması halk arasında da bir güvensizliği oluşturuyor. Yani aslında aile hekimliği ya da birinci basamak sağlık hekimliğinin güçlendirilmesi sağlığa olan güveni de halk içinde artıracaktır. Çünkü biliyoruz ki yani hepimiz bu camianın içindeyiz. Her gittiğimiz sağlık profesyonelinden insanlarımız kendilerine uygun olan bir iki cümleyi alıyorlar veya da paniklemelerini artıracak bir iki cümle duyduklarında daha da karamsar hale gelip bir üçüncü, bir dördüncü profesyonele danışmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Öncelikle bunu önlemek için birinci basamak sağlık hizmetleri çok güçlendirilmesi gerekir. Bu sevk zinciriyle mümkün olacağı gibi bence aile hekimlerimize düşen hasta sayısını da azaltarak onların birebir hocamın dediği gibi sağlık, halk sağlığı hizmetini veya önleyici sağlık hizmetlerini aktif sunabilecekleri bir sistemi kurulması gerekir. İkincisi, bence üçüncü basamaklardan önce hani ikinci basamak diye adlandırdığımız hastanelerde sayısını daha da artırmalıyız. Yani bütün hastaneleri üçüncü basamak yapmak değil de ikinci basamaktaki hastane sayısını ve bunların mümkün olduğu kadar belki küçük ölçekli olarak aralara yayarak. Çünkü birçok sağlık hizmeti için biliyoruz ki üçüncü basamağa gitmeden çözülecek onlarca sağlık hizmeti var. En son belki son donanımlı işte şehir hastanelerimiz yine olmalı. Şehir büyük özel sektör hastanelerimiz yine olmalı ama bunlara bence son aşamada insanları uğratacak bir sistemi kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde bir sistem kurduğumuzda sabahki oturumda da söyledim. Yani süt fiyatlarının realize olmasını belki daha kolay sağlayacağız. Belki aynı bütçe içerisinde işte profesör hocamızın muayenesinin hakkını veren bir ücret, ikinci basamakta donanımı daha güçlü olan bir hastanenin yaptığı işlemlerin hakkını veren bir ücretlendirme politikasını veya ücretlendirmeyi yapabilecek duruma geleceğiz diye düşünüyorum. Ben pandemi sürecinde belki Nisan ve Mayıs aylarında sektör biraz sıkıntı çekmiş olsa da hani kamu hizmetlerinin finansmanını sağlayan kısım olarak Haziran'dan sonra sektörün ciddi şekilde toparlandığını, belki sağlık turizminden kaybı olan kısmı telafi edemesek de kamudan hizmet karşılığı verilen kısmın ciddi toparlanarak bugünlerde çoğu hastanelerde pandemi öncesindeki rakamlara ulaştığını veya o tutarları tekrar hizmet sağlayacak şekilde doldurduğunu görüyorum. Bu anlamda da pandemi sonrasında da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama 10 yılı aşkındır suta yapılmayan zamlar sebebiyle bu kayıpların telafisi için öncelikle biz kendi içimizde bu düzenlemeleri yapıp sağlık sektörünün hak ettiği hizmetlerin bedeli olan süt fiyatlandırmasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevk zincirinin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hastalar
bir ileri düzey sağlık profesyonelini diyeyim, ilgilendirmeyecek birçok hususta müracaatları azalacak. Aile hekimleri, benim hani belki biraz iddialı ama aile hekimlerine fırsat verilse ikinci basamak ve üçüncü basamak müracaatların belki %50'sini kendi imkanlarıyla tolere edebileceklerine düşünüyorum. Çünkü hani izlediğimizde birçok müracaatın neredeyse raporlu ilaç reçetelemesi basitliğinde olduğunu görüyoruz biz arkadaşlar. Yani bunların önlenmesi bizim finansmana olan desteğimizi daha da artıracaktır. Evet, bir ikinci husus, kesinlikle hani süt fiyatlarına artık ilaç fiyatlarında olduğu gibi sabit bir oranın getirilmesi gerekliliği kaçınılmaz oldu diye düşünüyorum. Çünkü hani sektörün önünü görebilmesi için yarınlarda kazancının ya da aynı şartlarda verdiği hizmetlerle bu seneki kazancının ne kadar üstüne ekleneceğini görebilmesi için artık bunun düzenli hale gelmesi gerektiğine %100 inananlardan biriyim. Ve bu da eminim ki en yaklaştığımız süreçlerden bir noktadayız diye düşünüyorum. Özellikle bu pandemi süreci sağlık sistemimizin güçlülüğünün bir göstergesi oldu. Gerçekten hani Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar güçlü bir altyapımız olduğunu, Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar ülkemizde ciddi sağlığa yatırımların olduğunu gördük. Özellikle de yoğun bakım yataklarında. Evet, hocamın dediğine yine katılıyorum. Biz belki hastalananları tedavi etme noktasında sistem kurmuş olsak da bunu Avrupa'da gördük ki onların sistemi hastalananları karşılayacak kapasitede bile değildi. Biz çok şükür o anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadan kazasız belasız bir şekilde inşallah pandemiyi atlatıyoruz. İnancım odur ki 21'in baharında da biz bu süreci atlatmış olarak çıkacağız diye inanıyorum. Bu anlamda özel sektörün, özellikle de İstanbul'da yoğun bakım yatırımı gerçekten ülkemizin böyle bir sıkıntıyı çekmeden atlatmasına vesile oldu. Takdir edersiniz diye düşünüyorum. Biz de bu konuda desteğimizi hiç esirgemeden yoğun bakımlara fiyatlarını daha pandeminin ilk haftasında iki katına çıkararak ciddi bir destek olduk. Hatta geçen meclis konuşmasında Sayın Bakanımız da açıkladılar. Özellikle pandemi desteği olarak verdiğimiz rakam 4,5 milyarı geçmiş durumda bugün itibariyle. Yani 9 aylık bir süreci düşünürsek 9 ayda biz sağlık sektörüne sadece pandemiye özel verdiğimiz destek 4,5 milyarın üzerindedir. Bu pandemi süresince de hiçbir şekilde aksatılmadan, kesintiye uğratılmadan devam edecektir. Yine takdir edersiniz ki biz 2005'te ilk bu SSK hastanelerinin devrinden sonra başladığımız süreçte 15 yıldır sağlık sektörüne yaptığımız ödemeler bir gün bile aksatılmadan devam etmektedir. Yani hiç kimse şunu iddia edemez. Bizim fatura ödememiz 61. güne kaldı diyemez. Devlet olarak gerçekten biz sağlığa 15 yıldır çok ciddi önem veriyor ve bu işin aksatılmadan sürdürülebilirliğinin sağlanması için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Pandemi sonrasında da inşallah bizim ufak çalışmalarımız var.
bu çalışmaların neticeleneceğini düşünüyorum. Bu tabii pandemi sonrasına bile kalmadan neticelenecek inşallah. İnancım öyle. Yine hani desteğimizi göreceksiniz. Kamunun bu işin arkasında olduğunu göreceksiniz. Bu inançtayım. Ama her şeyden önemlisi sektörün de bu süreçte dediğim gibi ilaç fiyatlarında olduğu gibi süt fiyatlarını da sabit hale getirilmesi konusunda bize destek vermesini bekliyorum. Ben teşekkür ediyorum bütün dinleyicilere. Ben de teşekkür ederim. Sektörün duymaktan en çok heyecanlandığı konulardan birisi de sağlık uygulama tebliğinin herhangi bir müzakereye gerek kalmaksızın belli endekslerle yıllara sari olarak artmaya devam etmesidir. Bunu Sayın Genel Müdürümüzün ağzından bugün birkaç kere duydum. Sektörüm adına çok ciddi bir memnuniyet duyduğumu kendisine ifade etmek isterim. Sorular gelebilir. Benim de not aldığım bazı hususlar var. Sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumumuz Sağlıkta Dönüşüm Programı içerisinde çok önemli bir faktör olarak yer aldı. Hakikaten de bugüne kadar bir tek gün aksamadan ödemelerimiz düzenli olarak yapması sektörün ayakta kalması için son derece önemliydi. Pandemi döneminde hakikaten ben de Sayın Genel Müdürümüzün tespitlerine katılıyorum. Nisan ve Mayıs aylarında biz de bilançolarımızda gördük, ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özellikle yoğun bakımlardaki ödemeleri iki katıyla çarparak yapmış olmasının sektöre çok ciddi katkısı olduğunu, özellikle belli ölçekteki hastaneler için bir kurtarıcı mahiyette olduğunu burada kendisine arz etmek isterim. Bizim için çok önemli bir destekti. Hakikaten kurumumuza ve hükümetimize çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Şimdi sektörümüzün duayenlerinden olduğunu söylemiştim. Sayın Uğur Genç aynı zamanda bizim yönetim kurulu üyemiz. Memorial grubunu temsilen aramızda. Benim ona bir açılış sözü vermeme de gerek yok. Buyursunlar. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun üstad. Sağ olun Sayın Baran. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Öncelikle COVID sürecinde biliyorsunuz çok büyük mücadele veriyoruz. Hala mücadele devam ediyor. Bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanları, hekimlerimiz oldu. Ben onlara rahmet dileyerek sözlerimi başlamak istiyorum. Diğer taraftan Antep'teki sabahki yaşanan elim olayı da biliyoruz. Orada kaybettiklerimizle rahmet diliyorum. Şu an mücadele eden pek çok hastamız var hastalıkla. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ben de olayın mali boyutuna değinmeye çalışıyor olacağım. Bir sunumum var. Oradan ilerlemek isterim. Önce biraz makro verilerle beraber gitmek isterim. Devamında da 3 farklı boyutta, hepsi de mali sürdürülebilirliği ilgilendiren 3 kalem altında da bazı önerilerle beraber konuşmamı tamamlıyor olacağım. Osman hocamın da söylediği gibi sürdürülebilirliğin çok tanımı var, çok geniş bir kavram. Benim en sevdiğim tanımsa tanınmamış bir özelliği veya bir değeri sonsuza kadar devam ettirebilme yetkinliği olarak tanımlıyorum sürdürülebilirliği. Yine belirtildiği gibi sürdürülebilirliğin 3 tane temel boyutu var. Sürdürülebilirliğin temelini oluşturan 3 farklı etken var. Bunlar sosyal kalkınma, çevresel koruma ve finansal kalkınma olarak söylenebilir. Bu 3 ayak olmadığı sürece genel sürdürülebilirlik kavramının devam edebiliyor olması çok zor. Onun için bu üçünün birbirini destekleyen şekilde ilerliyor olması lazım. Peki toplumsal sürdürülebilirlik için bizim mutlaka sağlık sisteminde sürdürülebilirlik sağlıyor olmamız lazım. Ve onun da bir alt kalemi olan finansal sürdürülebilirliği sağlıyor olmak lazım. Bizler yöneticilerin en büyük görevleri kurumlarımızı geleceğe taşımak. Bunu da finansal sürdürülebilirlikle beraber sağlayabiliriz. Sağlık sistemindeki sürdürülebilirliği nasıl tanımladım. En az girdiyle, yani en az kaynakla uzun süreli, gelecekte kesintiye uğramadan kaliteli sağlık hizmetini sunabilme yetkinliği, kapasitesi olarak tanımlanıyor. Burada iki önemli etken var. Kaynaklar sınırlı ve
artan bir maliyet baskısı var. Burada o verimliliği, o kaynakları verimli kullanma alışkanlığını mutlaka sağlıyor olmamız çok önemli. Özellikle hastane işletmeciliğinde finansal baskılar ve rekabet gelir tarafında bizi zorluyor. Diğer taraftan bakarsanız da gider tarafında ilaç ve tıbbi malzemelerin genellikle dövize bağlı olmasının getirdiği artışların getirdiği baskılar, insan gücündeki maliyetlerin artıyor olması, ülkemizde iyi insan gücü bulmak da zor. İnsan gücünün maliyeti de devamlı artıyor. Teknoloji çok değişiyor. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerektiği için ve de teknoloji maliyetleri amortisman yükü olarak üzerimizde duruyor. Tabii ki geri ödeme kuruluşları, Türkiye'mizde SGK, işte özel sağlık sigortaları, yurt dışı sigortaların da daha verimli işletmeler olmak için de maliyet kısıtlayıcı politikaları var. Bunlar da sistemdeki sürdürülebilirliğin aslında bir özel hastanenin veya herhangi bir hastanenin devamlılığı için en önemli etkenler. Peki amaç ne? Amaç yüksek kaliteli, herkesin erişebildiği, tam anlamıyla herkesin zamanında erişebildiği, düşük maliyetli ve insan odaklı bir sağlık sistemini kurgulamak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Bu genel girişten sonra farklı bir genel girişe girmek istiyorum. Bu da bazı mega trendler var sonuçta. Madem sürdürülebilirlik gelecekle ilgili, geleceğe kaynakların ulaştırmasıyla ilgili, gelecekte neler olacağını bakmak lazım. Bu anlamda da bazı mega trendler var. Bunların etkilerini dünyadaki demin Özgür Hoca'nın konuşmasında da vardı bir kısmı yani bunların hepsi dünyayı etkileyen mega trendler ama bunların sağlıkla ilgili alt boyutları da var. Belirsizlik en önemli noktalardan bir tanesi. Pandemi belirsizliğin miktarını arttırdı sonuçta ve bu belirsizlik sağlık sistemini etkiliyor. Hayat uzuyor, özellikle ülkemizde yapılan başarılı çalışmalardan sonra beklenen yaş, ölüm yaşı çok hızlı bir şekilde arttı. Nüfusumuz yaşlanıyor. Bu çok önemli bir etken. Sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyanın önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Kaynak ihtiyacı artıyor. Sınırlı kaynaklarla beraber daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yeme alışkanlıklarımız, yeni hayat stilimiz bazı hastalıkların yaygınlaşmasına sebep veriyor. Uzayan yaşam bazı hastalıkları yaygınlaştırıyor. Teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor. İnovatif yaklaşımlar sağlıkta maliyetleri artıyor. En önemli etkenlerden birisi bilgilenen, daha bilgili, daha çok bilen, sosyalleşen, birbiriyle etki halinde olan ve güçlenen bir tüketici var. Hastaların beklentileri de bu bağlamda artıyor. Küreselleşme ile sınırların kalkması önemli bir etken. Bilgiye hızlı erişim çok önemli bir etken. Sağlık turizmi için önemli bir şey küreselleşme ama bilgiye hızlı erişim de her şeyimizi kaliteli ve düzgün yapmamız konusunda bizi itekliyor. Bize artı dürtüler veriyor. Peki iş gücünde neler oluyor? Nesil değişiyor. Teknolojiye daha yatkın ama sabırsız, şefkatsiz yeni bir nesil geliyor. İnsan gücü, özellikle şefkatin önemli bir etken olduğu sektörümüzde bu yeni nesil biraz daha bizim hayatımızı zorlaştırıyor. Ve dijitalleşme, bununla ilgili sunumlar da vardı. Artık dijitalleşme de sağlık sektörünün önemli noktalarından birisi. Ülkemiz boyutuna indiğimde bu genel makro kalemlere baktığımızda ben 5 tanenin bizi çok daha fazla ilgilendirdiğini düşünüyorum. Bu yaşlanan ve belirli miktarda da artan nüfus. 2000'de 65 artı nüfusumuz 5.7 milyonken, yüzdelik dilimde 5.7 milyonken 67 milyon insanımız varsa yaklaşık bu 4 milyonluk bir nüfusa gelir. 2060 yılında 65 üstü nüfusun toplam nüfusun %22.6'sını oluşturacağını ve nüfusumuzun da 107 milyon olduğunu düşündüğümüzde 2060'da yaklaşık çarparsak 25 milyon civarında yani 4 milyon 65 artı nüfusun 25 milyona ulaşacağını görüyoruz.
Bu sağlık sistemimize çok büyük bir mali baskı getirecek ve mali sürdürülebilirlik için çok önemli bir etken olacak. Ben açık ara en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Söyledim, yaşam tarzının tetiklediği yaygın hastalıklar, ülkemizde profil değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, sosyalleşme noktalarımız değişiyor, yemek alışkanlıklarımız değişiyor, hastalıklar daha fazla bir şekilde artıyor. Ülkemizin makroekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyor ve bu yıllardır hep finansal krizlerle beraber karşımıza geldi. İleride de bu tür finansal krizlerin olması büyük bir olasılık. Demin söyledim, hastaların beklentilerinde büyük bir artış var. Biz belki bu artışı biraz körüklüyoruz. Onlara daha fazla sunarak beklentilerini artırıyoruz ama dünyanın gerçeği bu. Bunu bilip ona göre sistemlerimizi dizayn etmemiz çok daha önemli. Ve teknolojideki baş döndüren değişim hepimize ek maliyetler getiriyor. Sistemin üzerindeki yükü artırıyor. Bu güzel bir şey. Teşhisi, tedaviyi daha da kolaylaştırıyor. Ama getirdiği maliyetler de çok önemli bir etken. Ben 3 boyutta mali etkiyi sağlayan 3 boyutta bazı önerilerimle beraber konuşmama devam etmek isterim. Bu 3 etken kalite, kaynaklar, ağırlıklı olarak insan kaynağı ve 3. maddem de finansal. En ucuz hizmet en kaliteli hizmettir. En ekonomik, finansal olarak aslında sunduğunuz sağlıkta kaliteli hizmet sizi en ekonomik yapar. Bir kere de doğru teşhisi koyup tedaviyi doğru planlamak en az maliyetli, en ekonomik çözümdür sonuçta. Onun için bu kalite anlamında yapılacak olan her şeyin mali sürdürülebilirliğe çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ekrandaki grafikte şeyi görüyoruz. Türkiye'deki sağlıktan halkımızın memnuniyet oranları var. Bu 38'lerdeydi 2002'lerde. 2009'da 66 civarında, %66 civarında. Bu 2016'da %78'ler civarına gelmiş. Ama son iki yıldır da düşme eğiliminde. Son yıllardaki oranımız %72.6. Ben burada özel hastanelerin puanları düşük olsa da beklentinin hasta profilinin beklentisinin farklı olduğundan dolayı bunun böyle olduğunu düşünüyorum ama sağlık sisteminden bu memnuniyetin kalite açısından ne kadar doğru ölçülebildiği konusunda da soru işaretlerim var. Peki biz bunu ne kadar paraya yapıyoruz? Bakarsanız bu ekranda çok farklı ülkelerin sağlığa harcadığı parayla sağladığı memnuniyet oranlarını görüyorsunuz. Türkiye'deki sağlık harcaması kişi başı yaklaşık 400 dolarlar civarında. Dolar kuruna bağlı olarak çok değişiyor bu rakam. Ama bunu satın alma gücüne göre dengelediğinizde bu yaklaşık 1100-1200 dolarlar civarına görüyor. Türkiye daha ucuz bir ülke olduğu için onu satın alma gücüyle beraber denkliyorlar. 1100 dolarla veya reel rakamlarla 400-450 dolarla beraber biz %72'ler civarında bir memnuniyet sağlarken diğer ülkelerin durumunu görüyorsunuz. Ve ben burada sağlık insan gücünün ek çabalarının ve çok verimli çalışıyor olmamızın sahada olup verimli çalışmalarla beraber sistemi yönetmenin çok farklı olduğunu, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında çok iyi kaynaklar var ama çok az zaman ayırıyorlar. Biz sağlık gücü, hekimlerimizi, hemşirelerimizi çok yoruyoruz sonuçta. Ona rağmen bu memnuniyetin sağlanmış olması çok önemli. Burada ikinci vereceğim mesaj da biz ülkemizin yaşı da dikkate aldığımızda daha fazla miktarlarda sağlığa para harcamamız gerekiyor. Bunu da daha sonraki slaytlarla sizlere göstermeye çalışacağım. Kalite anlamındaki önerilerim nedir diye bakarsanız burada çok farklı kaynaklardan yararlandım. Kendi tecrübemden, yaşadığım olaylardan yararlandım. Kalkınma planındaki bazı verileri de alarak bu önerileri sizlere geliştirmeye çalıştım. Klinik rehberler çok önemli. Klinik rehberlerle bir işlemin nasıl yapılacağını dokümente edip herkesin aynı işlemi yapıyor olması, olayın, işlemin, ameliyatın standartlaşması çok önemli. Onun için klinik rehberlerin yaygınlaştırılması ve bunlara uyumunun geliştirilmesi
sağlık sistemindeki kaliteyi artıracaktır. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de hastalarımızın aldıkları hizmetin kalitesini ölçemiyor olmaları veya ölçtükleri şeylerin aslında kalite spektrumunun çok azını oluşturuyor olmaları. Ne kadar hastamızı bilinçlendirirsek beklentisini ve hizmetin de kalitesini artırma şansını yakalayabiliriz. Onun için sağlık okuryazarlığının artırılması ve hasta olmadan sağlıklı kalma bilincinin oluşturulması çok önemli. Bu konuda devlet politikalarının oluşturuluyor olması çok önemli. Bizlere de görevler düşüyor ama bu biraz daha makro boyutta yapılması gereken bir şey. Hizmet kalitesini ölçmemiz lazım ama bunu doğru ölçmemiz lazım. Tanımlanmış standart göstergelerle ölçmemiz lazım ve kaliteli iyi kurumları ödüllendirmemiz lazım ki iyi olmayanlar onlar gibi olma yolunda çaba göstersinler. Bu finansal ödül de olabilir, farklı şekilde ödüllendirilebilir ama ben ülkemizde daha çok cezalandırma sistemlerinin kurgulandığını, ödüllendirme sistemlerinin daha fazla kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın denetlemeleri ağırlık olarak fiziksel ortamlarla ilgili. Bunların daha çok hizmetin kalitesine, sürecin boyutuna bakan denetlemeler olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Uluslararası akreditasyonlara teşvik veriliyor. Bunların artırılması çok önemli. Sağlık iş gücü eğitimlerinin ve sınavlarının belirli aralıklarla yenilenmesi. Yani kimse alınmasın ama yani 20 yıl önceki öğrenen bilgilerle hala mesleki işlerin yapılıyor olmasını ben doğru bulmuyorum. Yurt dışındaki gibi belirli aralıklarla bilgilerin yenilenmesini ve bunun ölçülmesinin bazı sınavlarla doğru yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta erişimde büyük aşama kaydedildi. Çok önemli politikalarla beraber çok önemli noktaya geldik. Çok az orada daha sorun var. Onun sağlanmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum kalite anlamında. Sağlık Bakanlığı ve SGK verilerinin birleştirilerek kalite ve finansal amaçlı veri madenciliği çalışmalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Medilo'da hem e-nabızda çok fazla veri var. Bu verilerin kullanılarak makro politikaların gözlenmesi veya spesifik detaylı verilerle beraber de mikro bu politikaların stratejilerin oluşmasının çok önemli ve çok kritik olduğunu düşünüyorum. Kaynaklar boyutuna geldiğimizde burada hem altyapısal kaynaklar var, yine maliyeti etkileyen altyapısal kaynaklar. Demin gördüğünüz kaliteyle ilgili mali maddeleri ortaya koymaya çalıştım. Kaynaklarda da yine mali sürdürülebilirliği etkilen kaynakları ortaya koymaya çalışacağım. Türkiye ülkemizde son yıllarda hekim sayımız artıyor. Görüyorsunuz 100 bin kişiye 187 tane hekimimiz oldu ve yıllardır ivmelenen bir gelişim var ama dünyaya baktığımızda, OECD ülkelerimize baktığımızda hala düşük notalardayız ama nüfusumuz genç olduğu için, sağlık yükümüz az olduğu için bu sayıların artık kabul edilebilir olduğunu ama planlamaların da bu doğrultuda yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şey hemşire ebe sayımız için geçerli. Özellikle 2018 yılında çok büyük bir ivmelenme var. Buradaki en büyük sorun bence hemşire, yetiştirdiğimiz çoğu hemşire belirli yaştan sonra artık hemşirelik yapmıyorlar sonuçta. O kişilerin mesleğe tutulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür çalışmaların çok değerli olacağını düşünüyorum. Yine geleceğe dönük planlamaların, özellikle yaşlanan nüfusla beraber geriatri anlamında gereken iş gücünün planlamasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji anlamında, cihazlar anlamında, yatak sayısı anlamında özellikle yeni yapılan şehir hastaneleriyle beraber altyapı ihtiyacının önemli şekilde giderildiğini, pandemide bunun çok işe yaradığını, özel hastanelerin kapasitesinin, yani 2002'de açılan özel hastane imkanları doğrultusunda bizlerin yaptığı yatırımların pandemide çok fazla işe yaradığını ama şu an planlamayla beraber yeni hastanelerin açılamıyor olmasının da çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. O anlamda geleceğe bakarak artık 2008'deki planlamadaki problemlerin çoğunun çözüldüğünü düşünüyorum. O anlamda artık özel hastanelerdeki planlamanın da biraz gevşetilmesinin çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum ama altyapı anlamında çok önemli başarılar yaptığımızı söyleyebilirim. Şehir hastaneleri buna çok büyük destek verecektir. Sayın Genel Müdürüm de bahsetti. Ben kaynakların verimli kullanılması anlamında aslında doğru olmayan Türk insanının hastaneye müracaat sayısının azaltılmasının kaynakları verimli kullanmada önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Şu an çok üst düzeyde bizim sayılarımız. Bunların çoğu aslında
ilk aşamada teşhisin doğru koyulamaması, hastanın belki tedavisinin doğru planlamamasından kaynaklandığını, ilaçların tekrar yazılması için olduğunu düşünüyorum. Bu kaynaklar, bu problemlerin kaynağının bulunup bunları nasıl giderebileceğimize ve bu iş gücü kaybının veya buradaki kaynak kaybının nasıl artırılabileceği konusunda veya da nasıl verimli hale getirileceği konusunda çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an bir Türk insanı yılda 9.5 kere, şu an değil Baran, 2018'de başkanım şey söyledi, ona geldi dedi sayı. Belki 2019 sayısı öyle olabilir ama 10 kere doktora gitmemesi lazım bu genç nüfusun. Bir de aile gün başına düşen nüfusun miktarı çok fazla. Ben Avrupa ortalamalarının 2000'ler civarında olduğunu düşünüyorum. Aile hekimlerinin bilgilerinin artırılması ve sayıların artırılıp kişi başına düşen, doktor başına düşen sayının azaltılması, nüfusun azaltılmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Peki kaynaklarla ilgili o genel slaytlarda ana kalemlerini verdim ama başka madde olarak ne söyleyebilirim? Tüm sektördeki çalışmaların daha kurumsal bir kültürle yapılması gerektiğini düşünüyorum. İş odaklı ve sonuç odaklı. Hem devlette hem özel sektörde daha kurumsal, daha sonuç ve iş odaklı bir kültüre kavuşmamız gerekiyor. Daha fazla işletme birimine zaman, emek ve kaynak ayırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut kapasitelerimizin de değerlendirerek gelecek 10 yılın ihtiyaçlarını planlayıp ona göre sağlık gücü yatırımlarının niteliğinin ve niceliğinin artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 10 yıl sonraki hangi departmanlarda, hangi branşlarda hekim ihtiyacımız var? Ona göre bütün planların yapılması, ne kadar hemşire ihtiyacımız var? Hangi yoğun bakım, şimdi COVID'le beraber yoğun bakım ve acilin değeri biraz daha arttı. Bu değişimleri öngörerek bütün eğitim planlarının ve programlarının buna göre belirlenmesinin ve kontenjanlarının buna göre belirlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Değişen ihtiyaçlara, beklentilere ve teknolojiye göre üniversitelerdeki müfredatların yenilenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Artık İngilizce bilmeyen sağlık çalışanının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekanın hastalarla iletişiminin çok önemli kavramlar olduğunu düşünüyorum. Kamuda verimlilik esasına göre insan kaynaklarının analizinin yapılıp ona göre doğru yerlere doğru kişilerin yerleşmesinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hekim dışı sağlık meslek grubunda 56 farklı disiplin varmış. Ben bilmiyordum, araştırırken öğrendim. 56 farklı disiplinden verimlilik elde edemezsiniz. En verimli sistemler havuz yapabileceğiniz ve ihtiyacınız olduğunda havuzu kullanabileceğiniz sistemlerdir. Eğer havuzu 56'ya bölerseniz orada verimlilikten söz edemezsiniz. Onun için buradaki disiplinlerin görev tanımlarının sadeleştirilip verimliliğin artması çok önemli olur diye düşünüyorum. Ayrıca üniversitelerin özel hastanelerle veya işte vakıf hastaneleriyle beraber yaptığı afiliasyonların artırılması, hatta hastane bazlı değil, bu konudaki spesifik bilgiye sahip hastanelerle bölüm, departman, branş bazlı afiliasyonların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında bunun çok fazla ihtiyaçları var. Üçüncü noktamız da finansal kalemler. Buradan da çok az bahsedeceğim ve daha sonra da konuşmamı bitiriyor olacağım Sayın Başkan. Sağ olsun Mustafa Bey, ben uzun zamandır duymuyordum. SUT'un bir kassayla beraber artırılması ve her yıl yenilenmesi konusunda önemli haberler verdi. Ben de o bağlamda iki örnek koydum. Somut iki tane hastane, SGK'lı çalışan iki hastane ve Türkiye'deki çoğu hastaneyi, 560 tane hastane var. Çoğu aslında bu aralığa düşen hastaneler. Hastane birimiz 16.000 metrekare, 140 yatağı var. 50 tane muayenehane odası var. Günlük 550-600 muayene yapıyor. 5-6 ameliyathanede 15-20 civarında ameliyat yapıyor. 60 doktoru, 300 personeli, yılda yaklaşık baktığı hasta sayısı 160 bin tane. Hastane 2 biraz daha küçük bir hastane. 5000 metrekare, 60 yatağı var. 20 muayenehane odası var. Günde 300-400 muayene yapıyor. 3 ameliyathanede de 10-15 verimli çalıştırıyor ameliyathaneleri. 10-15 ameliyatla beraber 25 doktoru, 180 tane personeli, yılda da yaklaşık 105 bin civarında hastane yapıyor. Ben bu iki hastanenin ana gider kalemlerini, bunları nereden aldım? Borsaya açık hastanelerimiz var biliyorsunuz. Yurt dışında borsaya açık hastaneler var. Bizim 11 tane hastanemiz var.
OSAT'taki diğer arkadaşlarla beraber konuşup maliyetlerini, gelirlerini ve ne kadar bir fark almaları gerektiği konusunda çalışmalar yaptık. Hastane bizim biliyorsunuz küçük hastane, büyük hastanemizdi. Bu hastane SGK'ya aylık ortalama 2,5 milyonla 2,7 milyon arasında fatura kesiyor. 2,6 aldık. Yıllık SGK faturası 31 milyon civarında. Operasyonel giderler artı amortisman ve finansman baktığımızda 102,5 milyon lira civarında gideri var. Doktorlara 27,5 milyon veriyor, personeli 17,5 milyon, ilaç malzemeyi 18 milyon veriyor. Diğer işletme giderleri burada elektrik, su, pazarlama, gaz, işte kan, bir sürü şey var sonuçta. Onların toplamı 15 milyon. Amortismana 12 yılda cihazlar geri dönecekmiş, yatırım geri dönecekmiş gibi planlayarak 12 milyon lira koyduk. Finansmana da %40'ını ana para koydu yatırımcı, %60'ını finans bankadan aldı. Orada da 12,5 milyonluk yıllık bir maliyet geliyor. Yatırım da hastaneyi kurarken yaptığımızda 140 milyon liralık yatırım. Hesaplamayı yaptığımızda başa başa gelmesi için bu yıllık aylık 2,6 milyon lira fatura kesen kişinin alacağı fark yaklaşık 4,5 katı civarında oluyor. Eğer başa başa gelmesi gerekiyor. Nette sıfır durumunda. Ama %15 kar yapsın. Bu adam 8 yıl sonra, 9 yıl sonra, 7 yıl sonra yeni bir hastane yapabilsin veya parasını geri döndürsün dersek bu fark alınması gereken fark yani katkı payı oranı %527'ye 5,5 kat fark alması gerekiyor. Küçük hastanede yine aynı mantıkla beraber yaptığımızda 5000 metrekarelik hastanede bu rakamlar biraz daha kötü. Ya şeyi de söyleyeyim, buradaki maliyetler aslında zincir hastane maliyetleri. Biliyorsunuz bizler daha ucuza malzemeyi alıyoruz. Daha ucuza çoğu şeyi mal ediyoruz. Onun için buradaki maliyetler belki bizim Anadolu'daki tek başına çalışan hastanelerin biraz daha düşük olabilir. O zaman oradaki katılım payları veya alınması gereken SUT'tan alınması gereken katkı payları biraz daha fazla olabilir. Burada %500 ve %600 gibi rakamlar var. Buradan benim vermek istediğim mesaj, günümüzün gerçek maliyetlerine göre SUT güncellenmeli ve bir anahtarla, bir deflatörle her yıl artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Mustafa Hocam'ın söyleminden bu tür çalışmaların yapıldığını duydum. Sektörümüzün en büyük beklentilerinden birisi budur. Çünkü artan, değişen maliyetlere göre yıllardır beklediğimiz zamlar sağ olsunlar 2018'in galiba Temmuz'unda ve bu yılın Mart'ında cüzi zamlarla beraber %8'ler ortalamada, ağırlık ortalamada %8'ler onlara varan bir zamla beraber bazı değişimler ortaya koyuldu. Ama buna hiç gerek kalmadan gerçek maliyetleri ortaya koyup devamında da her yıl bir deflatörle beraber bunların artırılmasının çok önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Orayı bırakıp şimdi yeni bir sayfa açtığımda ülkemizde gayri safi milli hasılanın sadece 4.2'si 4.4'ü sağlığa harcanırken OECD ortalaması 8.8'ler civarında ki onların demin gösterdim size gayri safi milli hasılaları kişi başına düşen hasıları da çok yüksek olduğu için onların %8'iyle bizim %4'ümüz arasında aslında çok daha fazla büyük bir fark var. Amerika'da ise bu oran %17.1. Yani Amerika'da bütün ülkedeki hasılatın %17.1'i sağlığa harcanırken ülkemizde bu 4.4'ler 4.2'ler civarında. 2008'de bu rakam 5.5. Bunun düşmüyor, artıyor olması gerekiyor. Bu da sağlık sektöründeki sürdürülebilirliğin önündeki en önemli engellerden bir tanesi. İşte SGK'nın yapacağı artışlar, cepten ödemelerin artması, özel sağlık sigortalarının yaygınlaştırmasıyla beraber mali sürdürülebilirliği ancak sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir önemli nokta da burada vermek istediğim mesaj da şu an
sağlık harcamasının sadece %17'si cepten yapılıyor. Dünya ortalamalarına baktığınızda %17 biraz ortalarda kalıyor. %41'ler, 30'lar ağırlıklı görünüyor. Türkiye'deki %18 ise, 17.8 ise ortalamalarda görünüyor. Ama devletimizin durumu, ülkenin makroekonomik şartları, finansal krizler düşünüldüğünde cepten ödenecek kısmın artıyor olması kaçınılmaz. Ve bu konuda bunu azaltmak yerine halkın buna olan alışkanlığını cepten, biliyorum sosyal politikalara bu biraz karşı olabilir ama nüfus yaşlandığında 10 sene, 15 sene sonra yükün altından kalkamayacak bir ödeme kurumu olmaktansa bugünden bu alışkanlığı halka vermenin ve bunu alıştırmanın ben önemli bir hazırlık çalışması olduğunu düşünüyorum. Bu yorumum eleştirilebilir ama maalesef Özgür Hoca'nın da az önce söyledikleri biraz şeydi, tersti, tepkiliydi sonuçta. Bu da biraz ters gelebilir ama maalesef bu bir gerçeğimiz, bu mali gerçekten kaçamayız. Son iki slaydım. Mali sürdürülebilirlik anlamında ise iki tane öneri slaydım var. Hastalığın değil, sağlığın yönetilmesine yönelik çalışmaların planlanması. Biz hastalığı yönetiyoruz biraz, sağlığı yönetmemiz lazım. Osman Hocam'ın bu konuda söyledikleri çok değerli. Bürokrasi bizi yavaşlatıyor, bürokrasi zaman alıyor. Bu zaman çok değerli, çok önemli bir mali kavram. Onun için bürokrasinin azaltılıyor olması çok önemli. GSS başlayalı 12 yıl oldu. Belki tekrar değerlendirip eminim yapılıyordur. İhtiyaçlar doğrultusunda prim yapısı, hizmetin içeriği, çok kapsamlı bence, yani ülkemizin gerçeklerine göre çok kapsamlı bir hizmet içeriği var. Ve ödeme yönteminin hizmet başından değer bazlı bir ödeme yöntemine geçilmesi gibi tekrar gözden geçirilmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söyledim, koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilmeli. Hizmet sunum etkinliğinin ve verimliliğinin doğru KPI'larla ölçülüp artırılmasına emek harcanması gerektiğini düşünüyorum. Katkı payları biliyorsunuz sadece özele uygulanıyor, kamu hastanelerinde yok. Eğer biz ödeyici kurumdan, SGK'dan aynı şartlarda yararlanıyorsak hem global bütçenin belki farklı boyutta veriliyor olması gerekiyor. Hizmet başına gelmesi çok değerli oluyor. Belki kamuyla SGK ödeyici kurum olarak kamuyla özele daha eşit mesafede durmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem katkı paylarında hem de global bütçenin varlığında aslında sorgulanması gereken bir nokta. Özel sağlık sigortası aslında genel sağlık sigortasına bir yan destek olarak kurgulanabilir. Yıllardır penetrasyon aynı seviyede. Özel sağlık sigortasının desteklenmesi ve sigortalı sayısının artırılması sisteme güç verecektir. Bu bağlamda tamamlayıcı sigortanın teşviklerle desteklenmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Sektörün bu konuda bir beklentisi var. Hekimlerin özel hastane çalışma şeklinin netleştirilmesi. Biliyorsunuz şu an hekimlerin SGK'lı bir işçi mi, fatura kesen bir patron mu, yoksa kendi başına işletmesi olan bir serbest meslek sahibi mi olduğu konusunda kanunlar arasında bir çelişki var. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan toplantıda bunu kendisine de aktardı. O da bizi çok haklı buldu. Bu kanunlar arasındaki çelişkilerin düzenlenip burada hekimlerin nasıl çalışacağı konusunun netleşmesi özel sektör için çok değerli ve önemli diye düşünüyorum. Ve son slaytım. Sağlık turizminin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadro, teknik altyapı planlaması hafifletilmeli. Daha önce söyledim, sağlık turistleri ülkemize özellikle branşlar için geliyorlar. Başkan da, Sayın Reşat Başkan da ilk açılış konuşmasında buna değindi. Biz o özellikle branşları artırmamız, oradaki yetkinliğimizi geliştirmemiz lazım. Ama biliyorsunuz 2008 yılından beri yeni bir doktor, yeni bir branş, yeni bir cihazı sistemlerimize ekleyemiyoruz. Artık sağlık turizminde başarılı olan ve ülkeye büyük döviz kazandıran kuruluşların bu konuda önünün açılması, ödüllendirme mantığıyla beraber kadro, teknik altyapı ve branş eklenmesine izin verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tek ulusal marka altında tanıtım atağı başlamalı. İnsanlar hangi hastaneye geleceklerini seçmiyorlar. Önce hangi ülkeye gideceklerini seçiyorlar. Onun için Türkiye markası
sağlık turizminde bütün dünyanın her yerinde bas bas bağırılmalı diye düşünüyorum. Hizmet kalitesi daha sık denetlenmeli çünkü kötü örnekler sağlık turizmine çok zarar veriyor. Özellikle tatil yerlerindeki kötü örnekler çok zarar veriyor. Hastaların ülkeye girişi ve çıkışı kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum. Zor giriyorlar, zor vize alıyorlar. Çıkarken de vize uzatımlarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı'nın hem belki Turizm ve Dışişleri Bakanlığı'ndan destek ihtiyacımız var. Hekimler, kamudaki hekimlere esnek çalışma modeli getirilmeli ve sağlık turizminde belki veya normal işlemlerde de insan gücü verimliliği artırılmalı anlamında boş zamanlarında onların o zamanını kullanacak sistemler geliştirilmeli diye düşünüyorum. Şu an sektörün önemli dertlerinden birisi malpraktis davaları. Maalesef çok adil olmayan, çok yıkıcı cezalar veriliyor doktorlara, dolayısıyla kurumlara. Bu da defansif tıp uygulamalarına sebep veriyor. TUS sınavlarında parlak beyinlerin daha az riskli branşları seçmesine sebep veriyor. Ben malpraktis davalarındaki bu ikinci cezaların sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle antibiyotiklerin akıllıca kullanımını sağlayacak çalışmalar yapılmalı. Akıllı ilaç konusunda çalışmalar var. Özellikle antibiyotiklerin burada önemli olduğunu ve maliyetleri düşüreceğini ve sağlık anlamları değerli olduğunu düşünüyorum. Ve pandemi döneminde de değeri ortaya çıkan tedarik zinciri problemleri için kendimize giden bir ülke olmalıyız. Cihazlarımızı, malzemelerimizi, altyapımızı kendimiz üretebiliyor olmamız lazım. Bu anlamda da yerleşme projelerine daha da önem verilmesinin mali sürdürülebilirlik için değerli olduğunu düşünüyorum. Son saatte bir şey var. Bunu unuttum galiba. Sağlık turizmiyle ilgili şeyler koydum. Görüyorsunuz yıllardır Türkiye'ye gelen sağlık turizmi artıyor. Çok fazla bu konuda emek veriyoruz. Devletimiz bizi destekliyor. 2019 yılında 662 bin hasta gelmiş ülkemize ama ülkeye kazanılan döviz aynı seviyede seyrediyor. Yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir katkıdan bahsediyoruz. Bunu çok daha iyi seviyelere getirebiliriz. Ülkemizin potansiyeli var, bizlerin heyecanı var, devlet hastanelerinin ihtiyacı var. Şu an USAŞ'la beraber bu konuda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ama fiyatların aşağıya gelmesi hepimize zarar veriyor. Onun için yabancılara satış fiyatlarımızın belirli seviyede kalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Dövizdeki değer artışı da aslında bu sonucu doğuruyor. Onun için sağlık turizmi aslında ülkemiz için önemli ve mali sürdürülebilirliğin en önemli noktalarından bir tanesi. Sözlerimi bir soruyla bitirmek istiyorum. Herkesin bunu düşünmesini rica ediyorum. Belki kafalarda bazı şeylerin değişmesine de bence imkan verebilir bu soru. Sağlık kaynak azaltan mı yoksa kaynak artıran bir alan mıdır? Sağlığa harcanan kaynaklar sonucunda biz zarar mı ediyoruz, ülke olarak kar mı ediyoruz? Ben sağlığın kaynak artıran bir alan olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu da hep beraber benimseyip ülkemizdeki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için hep beraber el ele işbirliği içerisinde önemli sonuçlar doğurma şansını yakalarız. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de çok teşekkür ederim. Süre konusunda küçük bir sorun oluşmak üzereydi ama o kadar heyecanla dinledik ki müdahale etmeyi uygun görmedim doğrusu. Hatta bazı notlar alıp konuşmanın sonunda bazı hususların altını çizeyim istedim ama Sayın Uğur Genç'in yaptığı konuşmada hemen hemen bütün cümlelerin altının çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Belki panel sonunda gelecek sorular olursa kendisiyle müzakere etme imkanı bulacağız yeniden. Ama bende oluşan izlenim bu üç konuşmacımızdan sonra da Sayın Genel Müdürümüz Osman Hayran Hocamızın ve Sayın Uğur Genç'in konuşmalarında zihnime çakılı kalan bir husus sağlık hizmeti tüketimi kültürümüzün bir değişime ihtiyacı olduğu duygusu bende kuvvetli olarak oluştu. Belki bunu bir konu olarak bilahare müzakere ederiz. Şimdi aramızda Sayın Sait Özyurt Bey var. Rekip firmasının Türkiye müdürü. Rekip firması uluslararası alanda özellikle İtalya'da ciddi sağlık sektörüne hizmet üretmek açısından ciddi deneyimi olan bir firma. Kendisine söz vereceğim ve zannediyorum bize maliyetlerimizi kontrol altına alma konusunda çok önemli ipuçları verecek. Buyurun Üstad.
Teşekkürler Uğur Bey. Uğur Bey bizi çok güzel tanıttı. Sağ olsun hem programın başında hem şimdi. Yine de bu sene kurultaydaki ilk yılımız olduğu için birazcık size firmadan bahsetmek istiyorum. Ben kendim açıkçası bir sağlık profesyoneli değilim sizler gibi. Ama kariyerim beni hep hastanelerden geçirdi. Daha önce İtalya'da 6 hastane şantiyesinde görev aldım. Türkiye'de 1. Son yıllarda da Türkiye'nin sağlık sektöründe uzmanlaşmış tek tesis yönetim firmasında görev yapıyorum. Rekip United Türkiye'deki ikinci firmamız. Rekip 1938'de İtalya'da kurulmuş bir kooperatif olarak. Bugün hala bir kooperatif. Bir sahibi yok. Çalışanları ortak. Emekli olurken de hisselerini satıyorlar. Ve şirket böylelikle karlarının, gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu yeni ülkelere yatırımlar yapmaya ve inovasyona harcıyor. Şu şeyi kullanmakta biraz zorlanıyorum. Tarihi 1938'den başlıyor. Sadece 18 kişiyle başlamış dediğim gibi. Bugüne gelene kadar çok sayıda şirket satın alması, aynı zamanda büyük büyümeler yaşıyor. En son Pirelli'nin tesis yönetim firmasını da bünyesine katarak 2000'li yıllara geldiğinde artık milyar euroyu aşmış bir şirket durumunda. 2013'ten itibaren de yurt dışına macerasına başlıyor. Ve yurt dışındaki ilk şirketi Ankara merkezli EOS Hijyen. Bu medikal çamaşır ve cerrahi ile sterilizasyon alanında faaliyet gösteren bir firmamız. Hem şehir hastanelerinde hem devlette hem özelde çalışır. Daha sonrasında aynı yıl Fransa, Katar, daha sonrasında Türkiye'deki tesis yönetim firmamız Rekip United, Suudi Arabistan, Polonya gibi devam ediyor genişlemesi. Burada Türkiye'deki bir yapısını göstermişiz. 2015'te Rekip World Holding'i kurarak yurt dışındaki bütün şirketleri tek bir çatı altında konsolide etti. Yapı büyümeye devam ettikçe ve 2018'de de Türkiye'de sektörün en hızlı büyüyen firmalarından UFS ile ortaklık yaparak %51'i Rekip'e ait olan Rekip United tesis yönetim firması kuruldu. Bu firma dediğim gibi Türkiye'de sağlık sektöründe uzmanlaşmış tek firma. Aynı zamanda Avrupa'da da en çok hastane yöneten, en çok hastaneye hizmet veren şirket. Bazı rakamlarla göstermek gerekirse 28 bin personelimiz, 127 ofisimiz, 2200 müşteride 3600 sözleşmemiz bulunuyor. 455 tane hastaneye 340 farklı müşteriden hizmet veriyoruz. Ve cirolarımızın %50'si hastanelerden geliyor. 1130 tane sağlık merkezi, sağlık şirketinde, sağlık merkezinde enerji merkezi işletiyoruz. Yani bir tek tesis yönetim yapmakla kalmayıp hem enerjilerinizi yönetiyoruz hem de sizin kazanlarınızı, işte jeneratörlerinizi, trijenerasyon ünitelerinizin yatırımcıları olabiliyoruz. Bir tek bunlarla da kalmayıp az önce bahsettiğim Ankara'daki şirketimizle sizin cerrahi alet yatırımlarınızı bile yapıp tek bir merkezden bir sürü hastanenize belki az kullanılan kitleri paylaştırarak çok daha verimli çözümler üretebiliyoruz. Bu şekilde dünyada yılda 700 bin tane ameliyathaneyi set ediyoruz ve 500 bin kit sterilize ediyoruz. 176 bin yatak ve Avrupa'daki PPP'lerde 80 milyon euroluk aktif yatırımımız mevcut. 19 tane hizmet çeşidimiz var. Aynı Sağlık Bakanlığımızın şehir hastanelerinde tanımladığı ve dışarıdan hizmet aldığı 19 hizmet gibi. Ve 135 bin yemek günde ve yılda 40 milyon kiloda medikal çamaşır yıkayıp bazılarını da bildiğiniz üzere sterilize ediyoruz. Bugün size sağlık sektöründe gider azaltıcı modellerden bahsedeceğim. Bunlar aslında bir tek sağlık sektörünün gider azaltıcı modelleri değil. Aslında bütün Türkiye'deki bütün tesis yönetiminde uygulanabilecek şeyler. Fakat ben tabii ki sağlık sektörü detayına gireceğim. Burada birinci nokta servis seviyesi anlaşmalı ve performans temelli sözleşmeler. Bu bizim şu anda Türkiye'deki aslında tesis yönetiminin en geri kaldığı nokta. Çünkü bildiğiniz üzere hizmet alanlar, hizmet verenleri çağırıp bana 30 kişilik bir temizlik ekibi lazım diyorlar. Temizlikten vereceğim örnekleri.
Onlar da 30 kişilik temizlik için fiyat verip müşterilerinin işte hizmet alanlarının önüne sunuyorlar. Ve böylece projenin kaderi baştan belirlenmiş oluyor. Yani burada ne verimlilik varsa, ne yapılabilecekse bunun hepsi artık bu 30 kişi üzerinden dönüyor. Kişi sayısı yetmezse fazladan kişi istiyor. Onun maliyeti de yine hizmet alanlara ait oluyor. Dolayısıyla ben size bu performans temelli sözleşmelerden bahsetmek istiyorum. İkinci konuda hepimizin yakından tanıdığı entegre tesis yönetimi. Yani aynı lokasyonda birden fazla hizmeti, mesela temizlik, atık yönetimi, güvenlik, yemek, portörler, resepsiyonistler, çamaşırhane, sterilizasyon, birden fazla hizmeti tek bir firmadan almanın sağlayacağı avantajlardan bahsetmek istiyorum. Burada servis seviyesi anlaşmalı iş modellerinde dediğim gibi sektörümüzün en önemli sıkıntılarından bir tanesi kişi bazlı sözleşmeler. Çünkü kişi sayısı sayılarak, hesaplanarak yapılan sözleşmelerde daha verimli çalışacak, daha iyi hizmet verecek firmaların kendilerini öne çıkarma kabiliyeti, rekabet etme ve sizlere gerçekten yüksek verimlilikler ve maliyet tasarrufları sağlayabileceği modellerin önüne geçilmiş oluyor. Biz diyoruz ki bunun yerine biz size sadece metrekare bazında bir fiyat verelim. Yani hastaneniz ne kadar? 20 bin metrekare. Bize hastanenin bütün projelerini verin. Biz sizin hastanenizin oda oda listesini çıkartalım. Bütün bu odaların risk seviyelerini belirleyelim. Ve bu risk seviyelerine göre yapılacak hizmet çeşitlerini tanımlayalım. Yüksek riskli alanlarsa yüksek riskliye göre yapalım, orta riskse orta riske, düşük riskse düşük riske göre. Yani hepimiz biliyoruz ki ameliyathanede yapılan işle koridorlarda ya da işte ofislerde, doktorların ofislerinde yapılan hizmetler aynı değil. Fakat bunun için aynı hizmetmiş gibi çalışmalar yapılıyor. Ve bu çalışmanın sonunda size bütün hastanenizin bir envanteri çıkıyor. Bütün odaların toplamının işte hangi seviyede, hangi metrekarede, ne kadar sıklıkla temizleneceğinin bir raporu çıkıyor. Ve bu size bir fiyat olarak sunuluyor. Yani siz sadece hastanenizin temizlik fiyatını öğreniyorsunuz. Kaç kişi çalışacak, işte bu adamlar ne kadar maaş alacak, bunların kıdem tazminatları ne olacak falan. Bu konular artık tesis yönetim firmasının konusu haline geliyor. Ve eğer tesis yönetim firması hesabında bir hata yaptıysa bu hata ona ait oluyor. Yani siz 30 kişi yerine 33 kişi çalışması durumunda hastanenin, siz hiçbir maliyete katlanmıyorsunuz. Çünkü sizin anlaşmanız metrekare üzerinden. Böylece firmalar da bu esneklik sayesinde yine sektörümüzün büyük problemlerinden olan asgari ücretli personel çalıştırmak yerine daha kalifiye, işini daha iyi yapan, günde bakın inanın ortalama bir temizlikçi sadece 5 saat falan temizlik yapar. Bu günün 8 saatini verimli olarak kullanabilen insanlara belki daha fazla maaş verip üstüne üstlük 2 günde bir iş değiştirmelerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü yine sektördeki büyük bir problem, buradaki başka sektör temsilcileri iyi biliyorlar, kıdem tazminatı konusu. Bildiğiniz gibi Türkiye'de kıdem işten istifa etmeniz durumunda kazanılmış bir hak değil. Bunun böyle olmaması sürekli personel değişmesini rakiplerimizde ve işte böyle düşük fiyatlarla hastanelerde çalışmayı başaran bazı tedarikçilerin rekabet imkanını artırıyor. Çünkü ne yapıyor? Adamın gitmesini sağlıyor, adamı işten çıkartıyor, sürekli personel değiştiriyor ve sonucunda kıdemden dolayı aslında gayri ahlaki diyeyim bana kalırsa bir kar elde ediyor. Bizim en büyük ihtiyacımız sektör açısından kıdem tazminatının işe girer girmez hak edilmiş ve bir fona devredilmiş bir hak olması. Eğer bu böyle olursa o zaman bizim gibi personeline sürekli eğitimler veren, onları yetiştiren, onları hizmet alanla birlikte yetiştiren ve bu personellerin sürekliliğini sağlamak isteyen firmaların rekabet gücü artacak. İzninizle devam ediyorum. Burada yine bu sistemlerin avantajlarından özet bir şekilde bahsettim. Dediğim gibi sadece yapılan iş kadar aslında hizmet alıyorsunuz. Mesela hastanenizin bir katı bir hafta boyunca kapalı. Bunu hizmet sağlayıcıya 2 gün önceden haber veriyorsunuz. O zaman orada bu personeller çalışmıyor ve siz de o hafta boyunca o metrekarenin ücretini ödemiyorsunuz. Şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Ya bu hastanede 30 tane temizlikçi var. İşte yaz geldi mesela. Ne olacak şimdi?
ya da işte belki güvenlik kapılarından birini kapatacaksınız gibi. Ve ölçülebilir olarak, yani miktara bağlı olarak yapılabilecek hizmetlerin sayısı çok fazla. Yani hem temizliği, hem portörlük hizmetlerini, hem atık yönetimini, çamaşır hizmetlerini, sterilizasyonu, hepsini ölçülebilir hizmetler şeklinde alabilirsiniz. Aynı zamanda da sterilizasyon merkezi gibi ya da cerrahi aletler gibi pahalı yatırımların yükünü bizim gibi yatırımcı firmalara devredebilirsiniz. Birkaç tane daha örnek vaka anlatmak istiyorum. Biz aynı zamanda bir tek bu metrekare ve risk seviyesinin haricinde hastanelere özel bir iki örnek yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi hastanelerin temizlik saatleri. Çoğu hastanede sabahları detay temizlik yapıp öğleden sonralarında normal temizliği yapılması gibi bir uygulama var. Bütün bu devlette de özelde de olan bir uygulama. Oysa biz diyoruz ki mesela sizin detay temizliğinizi öğleden sonra yapalım. Çünkü sabahları hastane çok yoğun ve verimli olmuyor. Yani ilaç dağıtımı yapılıyor, ameliyat için hazırlıklar oluyor, doktorların vizitleri oluyor, kahvaltı dağıtılıyor gibi yoğun bir esnada. Ve böylece vardiyaları değiştirerek, yani bu örnek bir vaka, verimliliğinizi artırabiliyoruz. Ya da part-time personellerle bazı peak saatlerin maliyetlerinin ileriki saatlere yansımasına engel olabiliriz. Mesela poliklinik saatlerinde hastanenin en kalabalık olduğu saatte sürekli yarım saatte bir, bir saatte bir lavaboların temizlenmesi, koridorların temizlenmesi gerekebiliyor. Biz bu saatlerde part-time ev hanımlarını mesela çalıştırarak hem sosyal güvencesi olmayan toplumdaki bir kesme bir fırsat sağlamış oluyoruz. Hem de aynı zamanda sizlerin maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyoruz. Aslında bununla ilgili söylenecek şey çok tabii ki de dediğim gibi en büyük sıkıntılarımız kıdem tazminatı ve kişi saymalı, yani kafa saymalı dediğimiz sözleşme türü. Bunun değişmesi için belki birçoğunuzun daha önceden ziyaretine gelip sizlere bu projelerimizden bahsettik. Bazılarınızı ikna ettik. Bazılarınızı da ikna edeceğiz inşallah. Aynı zamanda da bununla beraber çoklu hizmet alınmasının da size sağlayacağı avantajlardan bahsetmek istiyorum. Sunumun başında söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devlet, yani Sağlık Bakanlığı'nın tanımladığı ve aldığı 19 tane hizmet var. Maalesef bunları şehir hastanelerinde 19'unu birden alıyor ama devlet hastanelerinde 2017'den beri bildiğiniz üzere destek hizmetleri devletin sırtında ve bu yük benden önceki bütün konuşmacıların hocamızdan Uğur Bey'e kadar bahsettiği gibi devletin aslında kaynaklarında ve sürdürülebilirliğinde de bir sıkıntı yaratıyor. Yani biz size daha verimli bir şekilde devletin hastanelerini daha verimli, daha tasarruflu bir şekilde işletebilecekken ve buradan elde edilecek gelirler belki SUT'a, belki aile hekimliği sistemine aktarılabilecekken şu anda maalesef bu konuda çalışma imkanımız bulunmuyor 2017 sonundan beri. Bu sektörde büyük bir küçülmeye yol açtı. Dediğim gibi çoklu hizmetlerde de yine sizlere sağlanabilecek avantajlar sonsuz. Çünkü aynı hastanede, aynı firmanın mesela 5 tane farklı ekibi olduğu zaman bu ekiplerin içinde çok yönlü personeller oluyor. Bunların arasında değişimler yapılabiliyor. İzin değiştirici sayısında azalma olabiliyor. Yönetim personelinde kesin azalma oluyor. Yani belki 5 firmanın 5 tane proje müdürü olacağına 2 proje müdürü oluyor. Ve bütün projeyi bunlar çekip çeviriyorlar. Sizin merkez giderleriniz azalıyor. Çünkü tek bir muhatabınız oluyor. Ve bu tek muhatapla, tek muhataptan ayda bir fatura alıyorsunuz. Biz daha ucuza malzeme alıp size daha iyi fiyatlar sağlıyoruz hacmimiz arttıkça. Yine hacim arttıkça size daha düşük karlarla hizmet verebiliyoruz. Bazı durumlarda hastaneler arasında cihaz paylaşmak bile mümkün. Yani bu sadece ameliyat kitleri değil. Mesela tamir ekipleri de, tamir bakım ekipleri de bazı pahalı cihazları grup hastaneleri arasında dolaştırabiliyorlar. Ve böyle tasarruflar sağlayabiliyorlar yine sizler için. Bir tek tasarruf da etmiyorsunuz. Yani normalde tasarruf edince insanın aklına hizmet kalitesinin artacağı gelmiyor ama fazla, yani çoklu hizmet yönteminde hizmet kalitesinde de artış oluyor. Bir defa çünkü farklı ekipler arasında iletişim çok daha yüksek oluyor.
sizin tedarikçinin performansı hakkında bilgi toplama kabiliyetiniz çok artıyor. Çünkü size bahsettiğim bütün bu hizmetler için sizlere ücretsiz IT altyapıları kuruyoruz. Ve bu IT altyapılarının en büyük amacı yapılan hizmeti takip etmek, taleplerde bulunmak ve faturalandırma için metrekaresel ölçümleri gerçekleştirmek. Ve sizin böylece performansa bağlı hizmetlerin sayısını artırabiliyorsunuz. Eğer çok lokasyonunuz varsa, mesela Memorial grubu gibi, farklı lokasyonlar arasındaki hizmet kalitesini eşit hale getiriyorsunuz. Daha önce dediğim gibi bir sürü ekip aynı yerde çalıştığı için farklı kariyer imkanları oluyor ve bu kanıtlanmış bir şey. Yine personel turnover'ında ve eğitimli personelin gitmesinde bir düşüşe yol açıyor. Ve yine aynı acil durumlarda farklı hizmetler arasında personeller kaydırarak hizmetlerde aksamama olmasını sağlayabiliyorsunuz. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum ama sorular varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim. Çok teşekkür ederim Sait Bey. Sektörde biz sağlık hizmeti verirken dışarıdan hizmet satın almayı biliriz aslında. Epeydir de uyguladığımız bir usuldür. Ama sizin ortaya koyduğunuz vizyon, çizdiğiniz ufuk bir miktar daha bizim ufkumuzu genişletti doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Son olarak söylemeyi unuttuğum bir şey var Uğur Bey. Efendim? Çok affedersiniz. Son olarak söylemeyi unuttuğum önemli bir nokta var. Şehir hastanelerinin, özel hastanelerin ve devlet hastanelerinin ihtiyaçları birbirinden farklı bildiğimiz üzere. Belki özel hastaneler daha yüksek, daha talepkarlar. Ama bizim garantimiz özel hastanelerde bile en az %5 bu hizmetlerde tasarruf sağlayacağınız. Özel hastanelerde bile. Bu şehir hastanelerinde %15'e kadar gidiyor. Teşekkür ederiz. Sayın Uğur Genç bunun hesaplamalarını çok güzel yapacaktır. Bilançolara nasıl yansıyacağını çok güzel hesaplamıştır bile hatta şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şu ana kadar gelen soru yok, biraz bekliyorum soruların düşmesini. Eğer olursa yönelteceğim. Bütün bu konuşmalardan özet yapmak gerekirse bir kere Sayın Osman Ayran hocamızın temel sağlık hizmetlerine olan vurgusu çok dikkat çekici. Pandemi bunu özellikle bizim zihnimize yeniden getirmiş oldu. Özel sağlık sektörü deyince biz daha çok hastaneciliği anlıyoruz. Ben mesela Sayın Uğur Genç'e sormak isterim. Temel sağlık hizmetleri alanında özel sağlık sektörünün girişimleri olabilir mi acaba? Sorular gelirse bu arada biz birazcık vakitten kullanalım. Mesela ben biliyorum ki sizin grubunuz mesela evlere kadar gidip bir takım hizmetler falan verdi. Acaba temel sağlık hizmetlerinde özel sektörün bir yeri olur mu? Bir yatırım alanı olur mu? Kesinlikle olur. Zaten yapmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde özellikle PCR bakabilmek için bir kit hazırladık. İnsanlar sürüntülerini hastaneye gelmek yerine, yaşlılar, evden çıkmak istemeyenler, hastanelere gelmek yerine onlara bütün gerekli olan malzemeleri bir kit içerisinde gönderdik. Kurye ile beraber gönderdik. Kurye hastamızı veya işte test yaptırmak isteyen insanı kapıda 20 dakika bekledi ve hemen sürüntüyü alan hasta veya hasta yakını bir yolla beraber alınan sürüntüyü tekrar kurye hızlı bir şekilde bizlere ulaştırdı ve hemen online olarak PCR test sonuçlarını insanlara sunduk. Amacımız, ben bunu Sağlık Bakanlığı yetkililerine de konuştum, çok başarılı bir proje olarak bulundu. Zaten Hollanda, İngiltere, Amerika'daki ana test yöntemi kişilerin sürüntüleri kendileri alma üzerine kurulu. Biz de bunu hani oradan örnek alarak aslında geliştirdik. Ama daha sonra Sağlık Bakanlığı bu konuda bunu doğru bulmadı ve bizi uyardı ve biz de maalesef ürünümüzü öldürdük. Ama bence yanlış bir karar oldu. Ben bunu Sayın Bakan'a da bir toplantıda anlatmıştım. Ben Ankara'da biliyorum, bakanlık etkileri anlattı. İnsanlar test yaptırmak için metroya bindiler, otobüse bindiler veya minibüse binerek hastanelere gittiler. Test sonuçları verilmediği için
hemen verilmediği için tekrar aynı yolla, minibüsle, otobüsle, metroyla geri dönerek pozitif hastalar bir sürü insana yolda hastalığı bulaştırdılar. Bu kolay yöntem varken maalesef bunu uygulayamadık. Ama bu tür girişimlerle beraber temel sağlıkta her zaman ön planda olmayak isteriz. Yeter ki bizim önümüz açılsın. Ben şeyi de biliyorum, bir uluslararası toplantıda öğrenmiştim. İspanya'da 3-5 farklı bölgeye, hastanelere insan başına para verdiler uzun bir müddet. Amaç hastanelerin insanların hastalanmasını engelleyip böylece maliyetleri düşürüp devletten aldıkları sabit paradan maksimum kâr etmeye çalıştılar. Yani diyelim 100 bin kişi için devlet bize bir şey veriyor ve bütün sağlık harcamasını biz üstleniyoruz. Ben yıllar boyu, bu tabii uzun vadeli bir proje, yıllar boyu koruyucu sağlık, temel sağlıkla beraber insanların hasta olmasını engellemeye çalışıyorum ki hastanelerime gelmesinler ve ben böylece masraflarımı azaltayım. Bu çok radikal bir değişim. Radikal bir bakış açısı. İspanya'nın bunu bazı bölgelere uyguladığı ve başarılı oldular ama bütün ülkeye bu yayılamadı, öyle biliyorum ben. O anlamda hem özel hastaneler hem devlet hastaneler aslında temel sağlık sistemlerinde çok daha fazla yer alabilirler. Çok teşekkür ederim. Belki Osman Ayran hocamızın özel sektöre temel sağlık hizmetlerine katkı konusunda söyleyecekleri vardır. Kısaca onu alabilir miyiz hocam? Varsa bir öneriniz. Tabii. Uğur Bey'in söylediğine benzer bir uygulama Amerika'da bazı zincir hastanelerin gene bu zincirlere ait olan sigorta şirketlerinin kullandığı bir yöntem. Yani sigortalısına diyor ki sana ben kendi hastanelerimden yararlanırken şu tür koruyucu hizmetleri de sunuyorum. Ve bunları eğer şu sıklıkta kullanırsan, diyelim ki çocuğuna aşılarını yaptırırsan, ağız diş sağlığı için periyodik muayeneleri yaptırırsan, efendim kendin için bir takım risklere yönelik check-up lafını sevmiyorum ama periyodik muayeneleri olursan, yani sağlam kişi muayenelerini, efendim eşin için işte servikal simir vesaire aldırırsan zamanında, kan şekerinize, tansiyonunuza, şusunuza, buyunuza baktırırsanız ben sizin primlerinizden şu kadar indirim sağlıyorum. Artı paketinizi genişletiyorum. Bu aslında şunu sağlıyor. Kişiler kendilerine sunulan temel sağlık hizmetlerinden ne kadar yararlanırsa sağlık harcamaları o kadar azalmış oluyor. Yani diğer hizmetleri, bir ameliyat olma, ağır hastalık geçirip bakılma hizmetlerini görmemiş oluyorlar. Artı bir başka örnek, özel sektör, gene Amerika Birleşik Devletleri'nde, oraya hayran olduğundan dolayı o örneği vermiyorum. Bu konuda en gelişmiş olan ülke olduğu için veriyorum maalesef. Maalesef diyorum, sağlık sistemleri açısından da çok bütün olarak çok kötü bir sistem tabii. Kendileri de kabul ediyorlar bunu. Mesela demokratların gene Obama zamanında da, Bill Clinton zamanında da yapmaya çalıştıkları bir şey, iş yeri sağlık birimlerini kurarak koruyucu sağlık hizmetlerini iş yerlerine oturtmaya çalışmaktı. Hatta bu bir adım daha ileri gitti. İyilik programları, wellness programı uygulamaya yöneldiler. Wellness programını uygulamanın nedeni de iş yerlerinde çalışan kişiler herhangi bir sağlık sorunu olmadan dahi sağlıklı olmak, günlük yaşam kalitesini arttırmak amaçlı bir takım hizmetler alırlar ise bunların iş yapma kapasitelerindeki artışın sağladığı kar, hastalanmanın getireceği maliyet de dikkate alındığında çok büyük boyutlara ulaşıyor. Üretimde çok önemli bir artış sağlanıyor. Yani
kişiyi korumanın da ötesinde kişinin iyilik halini arttırma amaçlı faaliyetler. Yani sağlığın yönetimi zaten o anlama gelir. Çok ekonomik anlamda, kapitalist zihniyet açısından da son derece yararlı. Sözü almışken kısa bir iki şey eklemek istiyorum. Çok Mustafa güzel, Bey'in söylediği bir konu sanıyorum dedi, aile hekimleri birinci basamağı iyi kursak aile hekimlerinde %50'sini halledebiliriz şeylerin, hasta yükünün. Çok mütevazi yaklaştı konuya. Yıllardır biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre standart tıp eğitimi görmüş bir hekim elinde sadece bir stetoskop ve tansiyon aletiyle toplumda ortaya çıkacak vakaların %90'ına tanı koyup tedavi verebilir. İkinci basamağı olan ihtiyaç en fazla %10'dur. Hadi bunu %20 deyin, Pareto olasılık olarak düşünelim. %80'ini birinci basamakta engelleyebilirsiniz. İkinci basamağa gidenlerin de %80'ini orada engelleyebilirsiniz. Artı birinci basamak için hekime de ihtiyaç yok. Amerika'da buradan hareketle gene pratisyen hemşireler, hemşirelik orada uzmanlık alanları olan bir branş, pratisyen hemşirelere muayenehane açma yetkisi verildi. Muayenehane açıp hasta kabul ediyorlar, reçete yazabiliyorlar. Zaten reçete yazma yetkisi olan hekimler dışında bir de physician assistant dediğimiz üniversite mezunu, hekim olmayan hekim yardımcısı kişiler vardı. Dolayısıyla birinci basamak hekimlerin dışında da sağlık personeli tarafından rahatlıkla yürütülebilecek bir alan. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, eski Sovyet sisteminde hala bazı ülkelerde süren Feldşer adı verilen sağlıkçıların yürüttüğü bir sistem. Hindistan'da Ayurvedik'lerin, Ayurvedik denilen Ayurveda bir Hindistan tıp akımı biliyorsunuz. Ayurvedik denilen 3 yıllık üniversite mezunu kişilerin verdiği hizmetler var. Dünyanın değişik yerlerinde bu tür uygulamalar var yani. Evet, bu vesileyle onları da söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Enteresan açılımlar oldu. Biz zaman zaman kutunun içinde kaldığımız için kutunun dışında çözümleri gözden kaçırıyoruz. Evet. Think out of the box diye meşhur bir oyun var ya, zaman zaman kutunun dışında ne olup ne bittiğini de görmekte yarar var. Bu bakımdan çok teşekkür ederim. Ben son bir yorum olarak, son bir söz olarak Sayın Genel Müdürümüze, eldeki imkanlar belli. Sağlığa harcanan payın da genel gayri safi milli hasıladaki oranlarının kısa zamanda süratle artmayacağı aşağı yukarı belli olduğu için eldeki imkanları verimli kullanabilmek açısından hemen sağlık hizmetlerine olan vurguyu bir de sizden dinlemek isterim Sayın Genel Müdür. Buyursunlar. Evet. Hocam şimdi ben şeyi söyleyeyim. Aslında koruyucu sağlık hizmetinin çok güçlü bir şekilde devlet tarafından verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani birinci basamak sağlık hizmetleri özel yapabilir mi? Yapabilir ama biz koruyucu sağlıkla belki sağlık hizmetini de ayırmamız gerekiyor. Çünkü koruyucu sağlık daha çok bir bütüncül olmalı. Yani bütün toplumu kapsamalı, sigortalı sigortasız ayrımı yapılmadan herkese eşit bir şekilde verilmeli. Nihayetinde koruyucu sağlık hizmeti toplum sağlığını etkileyen bir hizmet. Ama birinci basamağın sağlık hizmeti kısmında özel sektör olabilir mi? Evet, olabilir. Ben hani o kısma katılıyorum. Sonuçta evde bakım hizmetleri bunun en güzel örneğidir. Özel sektör de burada çok ciddi anlamda da yatırımları var. Eldeki kaynaklarla sağlığı en güzel artırmanın yolu sevk zinciri. Ben buna %100 inanıyorum. Bu olmadan biz bugün işte OVP'deki bu sene ödediğim rakam 136 milyar. 136 milyarı belki birkaç noktasını düzeltebilir. Belki hafif palyatif onarımlarla destek verebilirim ama sağlıkta birinci basamak ve ikinci basamakta sevk zincirini getirirsek
Ben inanıyorum ki herkesi mutlu edecek bir paylaşımı sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son anda bir soru geldi. Katılımcımızın sorusunu es geçmeyelim. Sayın Medine Yetim, ölçülebilir hizmetlerde sağlık kurumlarına katkısıyla beraber tehditler de olabilir. Bu konuda risk değerlendirmeleri nasıl yapılıyor diye anladığım kadarıyla Sayın Sait Özyurt'a gelmiş bu soru. Kendisinden soruyu alalım, sonra kısaca kapatalım evet. Oturumumuzu. Teşekkürler sorunuz için. Tabii ki riskler var. Aslında riskler hizmetin yönteminden değil ama yaptığımız işin doğasından ve hastaneciliğin doğasından kaynaklanıyor. Öyle söyleyeyim. Ve biz bu riskleri ölçmek için bir denetim mekanizması kullanıyoruz. Bu denetim mekanizması tamamen gelişigüzel ve olasılıklar üzerine dayalı bir sistem. Şu şekilde işliyor. Hastanenin bütün odalarının bizde bir envanteri var, sunumumda bahsettiğim gibi. Bazı durumlarda o odaları barkodlayabiliyoruz. Bazen buna da gerek yok. Sizin hastanenizde çalışan birisi, hatta bazı durumlarda dışarıdan üçüncü bir firma bile çağırarak yapanlar var. Hastanenizde çalışan birisinde bir denetim tableti veriyoruz. Bu tablete her sabah ya da pardon işte haftada iki kere, üç kere bu tabletin üzerindeki düğmeye basıyor. Bu düğme gelişigüzel hastanede 10 tane yer seçiyor ve bu 10 tane yerin hepsi birbirinden farklı niteliklerde yerler. İşte bir tanesi lavabo, bir tanesi hasta odası, bir tanesi hasta odasındaki tuvalet, bir tanesi laboratuvar, bir tanesi doğumhane gibi. Onların hepsi tek tek geziliyor. Bunların hepsinde de belli ölçümler yapılıyor. Bunların bir kriter listesi var. Keşke sunumumda paylaşsaydım. Ama kriter listesi sizin de bildiğiniz şeyler. İşte yatay yüzeylerin üzerinde toz var mı? Yüksekliği 1.80 metreden daha yüksek olan yerlerde toz var mı? Çöp kutusu %60'dan daha dolu mu? Gibi 20-30 tane kalemden oluşan bir liste var. Bu hatta yerlerde kullanılan özel cihazlar var. Yere ışık tutup üzerinde toz kalmış mı? Ya da işte bir eski kredi kartı makinelerine benzeyen bir cihaz vardır. Hani böyle sağa sola çekip kartın üzerinden izini çıkartır. Onun yerden beyaz bir kağıdın üzerine lekesini çıkartan sistem versiyonu var. Bütün bu testler, bütün bu odalarda yapılıyor. Sizin hastane yetkilinizin elindeki tablette bu tablo dolduruluyor. Ve o gün hastanenin olasılık olarak herhangi bir temizlik riski olup olmadığı buradan ortaya çıkıyor. Eğer belli bir puanın altında çıkarsa da biz sözleşmemizde bununla ilgili cezai yaptırımlar da koymayı kabul ediyoruz. Yani o gün için belirlenmiş olan ödeme bedelinin metrekare fiyatının üzerinden düşüşler yapılabiliyor gibi. Çok teşekkür ederim. Umarım tatmin edici olmuştur. Aslında ülke olarak son derece bir takım aksayan yönleri olmakla ve sürdürülebilir olmakla ilgili bazı sorunları devam etmekle birlikte çok önemli bir sistem birlikte yürütüyoruz. Kamu, özel ödeyici kurumlar, özel sigortalar, hizmet üretenler ve tedarikçiler olarak. Çok aydınlatıcı ve oldukça ilgi çekici konuşmalar oldu. Bütün konuşmacılarımıza, Sayın Osman Hayran hocamıza, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Özderyol'a, Sayın Uğur Genç'e ve Sait Özyurt'a çok teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda kurultayımızın da kapanış oturumu oldu. Bütün katılımcılarımıza, sponsorlarımıza, kurultayımıza destek veren bütün konuşmacılarımıza candan teşekkür ediyorum. Tekrar bu pandemi süreci içerisinde sahada çarpışırken, öyle söyleyeyim, sahada mücadele ederken hayatını yitiren sağlıkçılara ve bütün sağlıkçıları ayırmaksızın bütün arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Kendilerine şehadet mertebeleri niyaz ediyorum. Ayrıca bugün yine büyük bir acıyla kaybettiğimiz Antep'teki özel hastanemizdeki hastalarımıza rahmet diliyorum. Yöneticilerimize de sabırlar diliyorum. Oldukça hiç bir zaman asla beklemediğimiz ve hiç biz aklımıza gelmeyen bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bütün katılımcılarımıza, OHSAT adına, başta olmak üzere bütün yönetim kurulu adına çok teşekkürler ediyorum. Umuyorum bir halk sağlığı uzmanı olarak Osman Hayran hocamdan da destek bekliyorum. Önümüzdeki yıl fiziki mekanlarda birbirimize sarılarak, ben çok özür dilerim biraz gevezeliğim tutabiliyor bazen. Geçenlerde kongreyi yönetmek için Sayın Başkan'ın hastanesinde buluştuk.
Sınıf arkadaşım doktor, bir arkadaşım aynı zamanda Reşat Başkan'ın da bir büyüğüdür. Birbirimize sarılmadan edemedik. Olmaz böyle bir şey. Biz Türk milletiyiz ve birbirimize sarılmak ve fiziki mekanlarda karşılaşmak istiyoruz. Umarım önümüzdeki yıl bahar ayından sonra bu yavaş yavaş gündemimizden çekilir. Biz de en kısa sürede fiziki mekanlarda kongremizi yaparız. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bütün katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, güzel, pandemisiz günler diliyorum. Hoşça kalın.